sayın basın mensupları, dünyanın merkezi Çorum'da olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ve Çorum'da çok güzel bir stat yapılmış. Fiziki koşulları itibariyle, her türlü imkanı itibariyle çok güzel bir stat yapılmış. Çorum Spor'da ikinci ligde iddialı, inşallah birinci ligde çıkar. Sayın Valim'in, benim kardeşim Sayın Valim'le birlikte çalıştık daha önce de, meclis başkanlığında. Ben Yargıtay başkanıydım. Onun da büyük katkıları olmuş, belediye başkanımızın büyük katkıları olmuş. Gerçekten belediye imkanlarıyla böyle bir stadın yapılmış olması birçok ile örnek olması gereken bir davranış. İnşallah burada güzel birincilikte, süper ligde de oynama imkanı olur Çorum Spor. Burada maçlar yapar ama burası milli, bir milli maçı hem kaldırabilecek düzeyde hem de fiziki imkanları itibariyle de son derece uygun olur diye düşünüyorum. Biz ilk defa tahkim olarak toplantımızı tahkim merkezi dışında Çorum'da yapıyoruz. O da değerli kardeşim Fatih Bey'in Çorum'da olması, Sayın Valimizin ısrarla davet etmesi nedeniyle Çorum'a geldik. Çorum'da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Boğazkale'ye gittik. Tarihimizi gördük. 3500 yıl önceye gittik. Şimdi de Çorum'da ziyaretlerimizi yapıp tekrardan geri döneceğiz. Bütün Çorumlara selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Özellikle geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan bir olay nedeniyle çok üzüntü duyduk. Yani kol kola girmesi gereken iki İzmir köklü kulübünün bu şekilde kötü bir hadisiyle anılıyor olması hem Türkiye'yi derinden üzmüştür hem spor camiasını derinden üzmüştür. Önemli olan eğitimli, centilmenlik çerçevesi içerisinde oyunun sahada oynanmasıdır. Sahada oynanıp sahada bitirilmesidir. Bunu yaparken de görevlilerimiz son derece hassas davranmaktadırlar. Bu konuda taraftarlarımızdan da aynı özgüveni bekliyoruz. Bu iş bir spor işidir, bir centilmenlik işidir. Aynı şehrin insanlarının bu şekilde karşı karşıya gelmesi son derece yanlış bir yakışıklısını gördük. İnşallah bundan sonra bunun tekrarı olmaz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.